Şimdi telefon numaralarını vermekte yarar var. Arkadaşlarımız eğer ekrana yansıtırlarsa, gözle ilgili sorusu olanlar varsa İstanbul'daki çift 090 212 444 44 34 numaralı telefonu arayabilirler. Bu arada yine televizyonun yayını açanlar için söylüyorum. İlerleyen dakikalarda tekrar edeceğiz Zafer Bey'le. Bir ricamız oldu Avrupa'da 7 gün olarak. Dedik ki Avrupa'da 7 gün izleyicilerine şu bayramda yaptığınız inanılmaz ucuz fiyatlı bir kampanyaları vardı. Onu işte Şubat sonuna kadar uzatın dedik. Sağ olsun kabul etti. Onu da açılımını yapacağız. Songül Ölmez Almanya'dan arıyor. Merhaba Songül Hanım. Merhaba efendim, iyi günler. İyi günler efendim. Almanya'nın hangi kentinden arıyorsunuz? Ben Almanya'nın Hamburg kentinden arıyorum efendim. Hamburg'dan mı? Evet efendim, Hamburg Altona'dan arıyorum. Hamburg Altona'dan arıyorsunuz. Havalar nasıl evet bu efendim. Arada? Soğuk mu? Havalar bugün çok güzel. Biraz kendini bıraktı. Soğuklar bitti. Evet, zaten soruya geç cevap vermeniz güzel havanın şokundan olsa olacak diye düşünüyorum. Natürlik. Buyurun size kahve ikram edeyim. Sağ olun. Kahvemiz var. Siz buraya buyurun. Burada da hava muhteşem. Bu arada ben hemen sizi sanıyorum sağlıkla ilgili sorunuz doktor beyle baş başa bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Bu programdan dolayı sizi kutluyorum. Sağ olun. Özdemir Bey'e de geçmiş olsun diyorum. Ben onun zaten hastasıyım. Eksin biraz olsun. Önce söylediği volumlarla insanların tatmin olması çok doğru, destekliyorum. Şimdi de hocama bir şey soracağım. Benim 16 yaşında 91 doğumlu bir çocuğum var. Doğuştan şey var çocuğun gözlerinde. Piknoktozi var. Havut nesikranka var. Benim oğlumda da ayrıyeten 9 çeşit hastalık var. Kulakları sağır, kavramları ayıramıyor. Ve buna benzer bir sürü zentrumları var benim çocuğumun. Ben çocuğumu götürmediğim hiçbir yer kalmadı. Adana Üniversitesi'nde de ben görev yapmış bir insanım. Oraya da götürdüm. Ankara'ya da, İstanbul'a da. Şu an Almanya'da çocuğum için bulunmaktayım. Ondan sonra efendim Ukrayna'da bir hastane olduğunu duydum. Ben çocuğumun tamamen kör olmasını istemediğim için o hastanede 7 sene sonra bana randevu verdiler efendim. Acaba ben oğlumun kör olmaması için bir şey yapabilir miyim hocam? Bunu sormak istiyorum, öğrenmek istiyorum hocam. Songül Hanım, geçmiş olsun. Çünkü ben üniversitede 11 sene çalıştım, gönüllü fahri hemşirelik yaptım. Adana Çukurova Üniversitesi'nde bir sürü hocalarımız, Gülhan Sinem diye bir profesörümüz vardı. Kızım dedi, bunu nereye götürürsen götür, bu çocuğun çaresi yok, sonunda kör olacak. Acaba sizin hastanenizde efendim çocuğunun sadece kör olmaması için bir şeyler yapılabilir mi? Bunu öğrenmek istiyorum, lütfen rica ediyorum. Hepinize de başarılar diliyorum efendim. Teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diyelim öncelikle. Çok teşekkür ederim. Allah'ın verdiğine bin şükür. Bu konu tabii dediğiniz gibi bir de oğlum mobilite trening alıyor. Böyle körlüğü için yürütmeyi öğretiyorlar ona. Allah bu Alman devletinden razı olsun. Ben Almanya'dan çok çok memnun bir insanım. Evet. Şimdi gerçekten de tedavisi hemen hemen yok gibi bir şeydir bu hastalığın. Çok da az rastlanan bir hastalık. Ancak bu konuda size bizim retina bölümünden bir arkadaşımız daha geniş bilgi verecek. Telefonunuz zaten bizde var. Size arayacaklar. Maalesef çok fazla bir şey yapılamıyor. Bu dünyanın herhangi bir yerine gitseniz, neresine giderseniz gidin. Şu andaki bilgiler ışığında fazla yapılacak bir şey yok. Ama Allah'tan umut kesilmez. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Duyuyorsunuz gazetelerde de. Yeni gelişmeler var. Bilim muhakkak hastalıkların tedavisinde yeni metotlar, yeni ilaçlar, yeni ameliyatlar ortaya çıkıyor. Allah sabır versin diyoruz şu anda. Arkadaşımız, retina bölümündeki arkadaşım sizi arayacak. Bu konuda daha da detaylı bilgi verecek. Geçmiş olsun diyorum Songül Hanım. Geçmiş olsun efendim. Büyük geçmiş olsun. Dileriz ki en kısa zamanda tıp bu soruna çözüm bulur. Çok teşekkür ediyorum efendim. İyi günler. İyi günler efendim. Evet, Mehmet Arap Erkan Almanya'dan arıyor. Mehmet Bey. Evet. Merhaba efendim. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar. Sülalede Araplık var mı böyle? Mehmet Arap Erkan diye enteresan bir isminiz var. Onu pederin bırakmasından gelmiş. Bilmiyorum, öyle bir Araplık değil de ben Diyarbakırlıyım. Diyarbakırlısınız. İzmir'de oturuyorum, Almanya'da oturuyorum. Evet. İzmir Narıldere'deyiz. İzmir'de trafik kazası geçirdim. Evet. 1997'de. Geçmiş olsun. Gözümün birisini kaybettim.
Geçmiş olsun. Ben hemen doktorumuza baş başa bırakıyorum. Siz devam edin anlatmaya efendim. Buyurun Mehmet Bey, dinliyorum. Evet, doktor bey, gözüm, bana baktığım zaman gözümde bir şey yok. Yani hareketi tam sağlam. Sade beyinden gelen neyse bilmiyorum, göremiyorum. Sade görmüyor. Trafik kazasından sonra bir gözünüzde görme kaybı var anladığım kadarıyla, evet. Değil mi? Diğer gözünüz sağlam. Diğer gözüm sağlam, hem de çok çok sağlam. Şimdi tabii bu görme olayı dediğimiz olay, Mehmet Bey, gözün saydam tabakasına itibaren güneş ya da baktığınız cisimden gelen ışınlar oradan içeri kadar girer, göz merceğinden geçer, gözün görme tabakasına kadar gelir. Bu gözün, bildiğimiz göz içerisinde olan olaylar, ama arkada görme siniri tarafından bu bir takım kimyasal reaksiyondan sonra, tabii bu bilimsel bir açıklama, o görme siniriyle bu impuls iletilir. Beynin arkasında görme bölgesinde, görme alanında bir şekilde yorumlanır ve görme bu şekilde oluşur. Bu aşamada büyük ihtimalle sizin görmeniz, göz hareketleriniz normal anladığım kadarıyla, öyle diyorsunuz. Evet. Gözün önünde ya da içerisinde herhangi bir kazaya bağlı bir olay yok. Değil mi? Gözünüz yerinize ve hareketleri normal. Hiçbir şey yok. Göz dibini incelemesinde doktor arkadaşlar herhangi bir şey buldular mı? Hayır. İhtimalle bulmadılar. Demek ki bu aradaki yolda, beyin içerisinde, kafatası içerisindeki bu arka, beynin arka bölümünde bulunan görme alanına kadar giden o sinir yollarında, görme yollarında demek ki bir tahribat oldu bir yerde. Buna bağlıdır. Bu da MR'la ya da BT'yle ortaya çıkarılabilir. Siz İzmir'de miydiniz? Almanya'da. Türkiye'ye geliyor musunuz? Mart'ın 15'inde İzmir'de olurum. Kaçın şu anda dediniz? Almanya'da Berlin'deyim. Ayın kaçında geliyor? Berlin'de ayın 15'inde mi dediniz efendim? Mart'ın 15'inde. Mart'ın 15'inde. Bir o zaman uğrayacaksınız. Bize bir uğrarsanız gerekli açıklamayı ancak o tetiklerden sonra size daha net olarak söyleyebiliriz. Gözün bu sinir yapısını da inceleyen, beyin içindeki sinir yapısını inceleyen ERG verdiğimiz cihazlar da var. Yani kalp elektrosu gibi kalbin nasıl EKG ile ölçebiliyorsak çalışma ritmini. Bunun gibi de o sinirlerini de ölçebiliyoruz. İletiyi. MR ve BT'ler kanalıyla da orada bir tahribat var mı bir şekilde beyin içinde, onu da görebiliriz. Buraya geldiğinizde daha kesin bir netice verebiliriz size. Geçmiş olsun. Geçmiş efendim. Olsun. Yalnız buradaki doktorlar veya Türkiye'deki doktorlar göremezsin dediler. Tabii yani peki neye bağlı göremezsiniz dediler size? Bir i̇şte teşhis. İçerideki demiz anlattığınız gibi damarda mı görme şeyinde tahribat olmuş. Demek ki yani tetkik edildiniz ya, burada çok ciddi bir şekilde araştırıldınız. İlla ki. Peki o tetkiklerle bize gelin. Fark etmez. Ama yani yine yapılan... de sizinle bir temas kursam. Olur olur tabii. Tamam, siz ya o tetkikleri de sizinle ilgili tabii, o bütün raporları da birlikte getirirseniz daha kolay yardımcı olurlar diye düşünüyorum. Şu anda buradan bir şey söylemek mümkün değil, kabul edersiniz. Evet. Yani. Tamam olur. Peki. Teşekkürler. Geçmiş olsun diyoruz. Bekliyoruz. İyi günler efendim. Geçmiş olsun. Evet sevgili izleyiciler, şimdi Hollanda'ya doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Hollanda Büyükelçimiz Selahattin Alpar'ı Büyükelçilik makamında ziyaret ettik. Kendisi bize detaylı açıklamalarda bulundu. Bir bölümünü geçtiğimiz hafta vermiştik. Hollanda'da Türklerle ilgili de çok önemli güzel haberleri var Sayın Büyükelçi Selahattin Alpar'ın. Hep birlikte bu söyleşinin devamını izleyelim ve o güzel haberleri de birlikte alalım. Evet, hoş geldiniz. Avrupa'da 7 gün programının yapımcısı Fatih Gülapoğlu, geçtiğimiz günlerde Hollanda'ya yaptığı ziyaret sırasında Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selahattin Alpar'la bir söyleşi yapmıştı. Büyükelçilikte gerçekleşen söyleşide iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Hollanda'da yaşayan soydaşlarımızın sorunlarına da değinildi. Büyükelçi Alpar, bu sorunların çözülmesinde en önemli yolun oy kullanmaktan geçtiğini söyledi ve ekledi. Hollanda'da yaklaşık 400 bin Türk kökenli ve Türk bir toplum var. Bu toplumun yaklaşık 300 bini aynı zamanda Hollanda vatandaşıdır. Tabii bu insanların oy hakları da var. Demeyeceksiniz, bazı sorunlardan bahsettiniz. Bu sorunların çözümlenmesinin en önemli ve demokratik yolu oy kullanmak yoluyladır. Evet. Hatta ileride gençlerin daha çok politikaya atılmaları, kendi görüşlerini ve sorunlarını siyaset yoluyla dile getirmelerini ben her zaman teşvik etti.
Büyükelçi Alpar,